Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Ankara'da imzalanan 2013-2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı'nın tam metni açıklandı. Bu programa dair tam metnin açıklanmasının ardından farklı yorumlar yapıldı. Kanal T Haber, ekonomik protokolün olumlu ve olumsuz yönlerini ekonomist Ünal Akiflere sordu. Akifler paketin genelde doğruyu söylediğini belirtti. Cari bütçenin yumuşak bir enişle Bak bu güzel, yumuşak bir Zaman zaman düşüp düşmesi. Yani iki ayaklarımız üzerinde durabilmek için cari açığın zaman içinde senede galiba 50 milyon düşerek asgariye indirilmesi. Bu güzel. Başka güzel nedir? Bu durgun piyasada ana vatanın iki buçuk milyondan geçen protokol bunun içindeki e, bu o, anlaşma bu paket delikti ama paket değil ismi başka şey neyse yanımda yok şimdi. bu, bu, bu defa bunu 3, milyona, 3 milyara çıkarması ve 300 milyon da bankaların e, faiz borcunu karşılamak için vermesi. Bu hem hibedir hem de e, kredidir. Ünal Akifler ayrıca protokolde gelir dağılımının bozulduğuna dikkat çekerek bu durumun kendisini endişelendirdiğini belirtti. Görülmesi lazım ki pek tabii bütçede e, cari bütçenin açığını azaltmak bir etki yapar. Çünkü anladın mı? yani daha çok içeri alır ama esas bu, bu, bütün bu göstergeler gelir dağılımının süratle bozulmasını gösterir. Yani orta sınıfın yavaş yavaş yok olma durumuna girmesini gösterir. Pek tabii ki girişlerde kamu kesimine maaşları düşüreceklerdi ama çok aşırı yaptılar. Yumuşak bir eniş yapmadılar. E bu yetmezmiş gibi de dondurduğu hayat bağlı. Demek ki küçük memurlar yani yeni girenler veyahut orta dereceli memurlara kadar fakir sınıfına gidiyor. Ekonomist Akifler ayrıca kendi önerilerinin de bazılarının paket değer aldığını, bazılarının sayar almadığını dile getirdi. Yani dediğim var orada. Tam bu laflardan var. Yani belirledi yaşlı, genç, çocuk falan belirledi. Yani şey engelli. Hı. Başka da var. Bu üçlü garanlamayı ile bahsettim. Sıfır faize karşıyım dedim. E, vurdum elime. O girmedi. Çünkü sıfır faiz birine rüşvet alın verin. Yani yüzde on beş enflasyon satar faizi. Yani sıfır faiz değil. Faiz bir miktar faiz gözen düşük faiz tamam. Ekonominin e, gerçeklerine göre bizde çünkü düşük olması lazım faiz. Çünkü tasarruflar çok. E, yatırım imkanları az. Türkiye gibi değil. Ünal Akifler sözlerinin sonunda protokolde çevreye yatırımın olmadığına dikkat çekti. Çevreye yatırım yok. Ne vardır yatırımları listelediler projeler. Su ve elektrik dışında. Onların Türkiye'ye. Bundan bunun dışında tutar. Bu finansman şeyin dışında tutar. Yol yapımı var hep. Yatırımlarda. Şimdi nerede açılacak bunların ihaleleri? Kim yapacak bunu? bir topluma yayılacak mı bunun geliri? Yoksa böyle delik teneke gibi susuzup gidecek mi başka ülkeye o paralar ya kar veyahut o emekin tasarrufu. Yani böyle durumlar vardı. Yani yabancı sermaye kriteri olsa yabancı sermayeyi teşvik eden rahatlıkla bir şey ama kriter olur. Yani nedir bu kriter? Olacağı da onun için